Bunu anlayabilmek için yani şu anda Amerika'nın İran'ı yönlendirmiş olan bu ambargonun başarılı olup olmamasına bağlıdır. Şu andaki duruma baktığımız zaman da bu kritik bir durum mevcut. Şöyle yani İran'ın en büyük petrol ya da doğalgaz müşteri yani Çin ve Hindistan gibi ülkeler. Bu ülkeler öteden biri İran ile yakın ilişkileri var. Bu ticari olsun, enerji olsun ya da diğer bu altyapı konusunda olsun Çin İran ile bir yoğun bir ilişkisi var. Dolayısıyla bu ambargo Çin'i önleyebilir mi? Hindistan gibi bazı ülkeleri önleyebilir mi? Mesele burada. Eğer de Çin gibi ülkeye engelleyebiliyorsa ki daha önce Çin'in bir telekomünikasyon alanında önde gelen bir şirket var. ZTE diye, Zhongxin Çince kısaltması. Bu şirkete ceza verdiler. Yani 1.3 milyar dolarlık bir ceza. Hemen bu şirkete çok da ağır geldi ve bu şirketin bundan sonra Amerika'da ya da diğer yerde faaliyet gösterdiği zaman da Amerika'nın gözetimi altında kalacak. Dolayısıyla Çin bu örnekle alarak geri adım mı atacak, atmayacak onu bilmiyoruz ama dünkü Çin'in Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsünün ifadesine göre biz uluslararası bu kanunlara göre İran ile olan normal ilişkini sürdüreceğiz. Eğer de bunu bir Trump'ın ambargosuna karşı İran ile ilişki kuracağız diyorsa o zaman Çin karşı çıkmak demektir. O zaman bu ambargo etkili olmaz. Çünkü daha önceki ambargoladığı da bunu gördük. Yani İran'ı yönlendirmiş ambargo pek başarılı olmadı. Diğer yanda İran da kendi enerjisini uluslararası piyasaya sunabilmek için devlet şirketleri değil de şahıs şirketler, özel şirketler yoluyla dünyaya satmaya, pazarlamaya çalışıyor. Diğer bir yanda eğer de İran'a yönelik yapılmış olan bu ambargo eğer de ambargodan dolayı eksik kalmış olan petrol ve diğer enerjilerin birileri bunu tamamlaması lazım. Suudi Arabistan şu anda tam tamamlayabilecek durumda değil. O zaman petrol fiyatı artacak. Bu da bir zararlı gelecek birçok ülke için. Çin tabii Çin içinde veya bu Hindistan gibi petrol doğalgazı ihtiyacı olan devletlerde de zararlı gelir bu yüksek fiyatlı enerji. Bunlar da belki bazı yollarını aramaya çalışır. Yani toparlarsak bu tamamen ambargonun sonucuna bağlı. Ya başardıysa o zaman Amerika güçlü olur. Başaramadıysa da bence yalnız kalmaz. Çünkü Amerika ne kadar zayıf kalsa kalsın. Yani ölen deve attan büyük diye bir söz var. Amerika hala dünyanın en büyük gücüdür. Küresel gücünü kaybetse de bütün güçlerin arasındaki en büyük güçtür. O nedenle Amerika'nın yalnızlaşması biraz zor gibi gözüküyor. Diğer bir faktör daha var. Avrupa. Avrupa ülkelerinin ki tutumu, nerede yer alması, hangi pozisyonda kalması çok da önemli. Yani Amerika'ya karşı Çin ile ittifak kurarsa o başka bir gelişmeler yaratabilir. O zaman Amerika'nı yalnız edebilir. Ancak Avrupa'nın bu Çin ile Amerika'ya karşı büyük bir cephe oluşturması pek de imkan gözükmüyor. Dolayısıyla var ve yokların o arasındaki boşluklardan istifade ederek her ülke kendi kârlarını sağlamaya çalışır. İran'daki keza böyle yapar. Amerika'nınki yalnızlaşması uzun vadede belki bu ihtimal mevcut ama yakın zamanda bu ihtimal biraz düşük gibi gözüküyor.